Ağıl basması olarak da bilinen ağıl karısının Türk kültüründe hem inanış olarak yaşatıldığı hem de çeşitli efsanelere konu olduğunu görmekteyiz. Cinler, kötü ruhlar taifesinden olduğuna inanılan ağıl karısı, başta loğusalar olmak üzere genç kızları, erkekleri ve atları, kısrakları rahatsız etmektedir. Hastalanmalarına, hatta ölmelerine sebep olmaktadır. Bazıları bu olayları kişilerin fizyolojik veya psikolojik rahatsızlıklarına bağlı olarak gördükleri halüsinasyon gibi değerlendirseler de, bu inanış ve inanışa bağlı efsaneler kuşaktan kuşağa aktarılarak kadim dönemlerden günümüze kadar taşınmıştır. Loğusa kadınları ağıl karısından korunmak için yalnız bırakılmaz, ağıl karısının daha çok erkeklerden korktuğuna inanıldığı için kocası Loğusa kadının devamlı olarak yanında olurdu. Ağıl karısının atları rahatsız ettiğine de inanıldığı için ahıra bırakılan atlar zaman zaman kontrol edilirdi. Dilden dile anlatılan birçok öyküde ağıl karısının su kenarlarında da görüldüğü belirtildi ve bu sebeple akarsuların kenarlarında temkinli olunurdu. Ağıl karısının bu yerlerde özellikle gece vakti ortaya çıktığına inanıldığı için insanlar vakitsiz zamanlarda su kenarına gitmekten çekinmişlerdir. Yurdumuzun farklı bölgelerindeki yaygın bir inanışa göre kara gongoloz kışın en soğuk günlerinde insanlara zarar veren bir varlıktır. Kendine has özellikler taşır. Kışın en soğuk zamanı olan Ocak ayının ilk 12 gününde sokaklarda dolaşır. Rastladığına "Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Adın ne?" diye sorular sorar. Verilecek cevapların içinde mutlaka kara kelimesi olmalıymış. Karaköy'den geliyorum. Karasu'ya gidiyorum. Adım Kara Hasan gibi cevaplar verilmeliymiş. Aksi takdirde Kara Kongolos elindeki kocaman tarakla vurarak karşıdakini öldürürmüş. Bu durumdan korunmak için kış günleri evlerdeki taraklar ortadan bırakılmaz, saklanırmış. Bu yaratık kış yarısının cini diye de adlandırılır. Bu cin özellikle yurdumuzun Doğu Karadeniz bölgesinde Kara Gonculu, Kara Goncila, Kara Goncolos, Yaban Adam gibi adlarla nitelendirilir ve kışın ormandan sahil köylerine fırtınayla geldiğine veya denizden çıktığına inanılır. İnsanı taklit eden ve maymuna benzeyen bu cin özellikle küçük çocukları ve yeni doğmuş buzağları yemektedir. Bu durumu engellemek için ev sahibi kapıya yörede kuymak adı verilen bir yemek koyarmış. Erzurum ve Erzincan yöresindeki inanışlara göre bu tabiatüstü güç albasta gibi loğusalara musallat olan, onları korkutarak ciğerlerini söküp götüren bir varlıktır. Konya civarında anlatıldığına göre bu cin keçiye benzeyen fakat kedi büyüklüğünde olan, insanların üstüne çökerek onları boğmaya çalışan bir yaratık şeklinde düşünülür. Gün ışığından korkar, güneş doğunca kımıldayamaz ancak o zaman yakalanabilir. Ona yemin ettirdikten sonra köle gibi kullanmak mümkün olurmuş. Kara kura yatağında ekmek kırıntısı olan insanları daha çok severmiş. Böyle yataklarda uyuyanlar kara kura tarafından bastırılır, kabus gördürülür, sıkıntı çekerlermiş. Erbil'de Türkmenlerin eşek, köpek, domuz, keçi kılığına girdiğine inandıkları bir cindir. Gece kapıları çalıp ev sahibinin tanıdığı bir ses ve kılıkla onu kandırarak çağırıp kaçırırmış. Bu cinden korunmak için pantolonun düğmelerini açmak gerektiğine inanılır. Harput civarında görülen bir kötü yaratıktır. Tek başına uyuyan insanların üzerine bütün ağırlıklarıyla çöker. Onların çarpmalarına bazen de ölmelerine sebep olabilirmiş. Geceleri dolaşan bu cin, anlatmalara göre bazen iri yarı, bazen de cüce görünürmüş. Başında daima bir börk taşır. Bir insan bu börkü kapmaya başarırsa elinde börk büyüklüğünde altın kalacağına inanılırmış. Zaman zaman kara kedi şeklinde görülebilen kamosun bastığı kişi kanının çekilip damarlarının kuruduğunu düşünülürmüş. Caferi Türklerin inanışlarında gece atlara binerek dolaşan bu adla tanınan bir cin vardır. At sabahleyin terli ve yorgun bulunursa durum anlaşılır. Cin ata binince onun yelesini örermiş. Bu cini yakalamak için atın yelesine zif sürülür, onun buraya yapışması sağlanırmış. Bu şekilde yakalanan cinler yakasına bir iğne takılarak esirdir. Her işte kullanılırmış. Fakat esir cin bir gün elindeki ekmeği bir çocuğa verir, onu kandırıp iğneyi çıkarttırır ve kaçarmış. Videomuzun sonuna doğru gelirken videoya like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın.